sizin ağzınızı yerim ben. Kurban olurum ben size. Hoş geldiniz. Efendim öncelikle ekran başındaki uzaktan yakından, Avrupa'dan, Asya'dan, Türkiye'nin her yerinden kimler bizleri izliyorsa herkese yine mübarek cumanın arefesinde perşembe günden kucak dolusu Mavi Karadeniz stüdyolarından kokulu kokulu mis gibi böyle dolu dolu yüreğimizden sevgilerimizi gönderiyoruz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Kimler varsa hemen onu belirteyim efendim, ne olursunuz hani benim adımı söylemedin, bana isim söylemedin dersen yaklaşık 2 saat bir programım var. 2 saatlik yayına bütün herkesin isimlerini sayarsam inanın zamanım yetmez. Kimler izliyorsa, şu an kimler varsa herkese öpüyorum, yürek dolusu sevgi selamlarımla gönderiyorum. Sevgili dostlar, yine bugün muhteşem bir türküyle programımızı başlattık. Sevgili üstadlarımla birlikte, Adnan Hocam, Cemali Hocam ve Serdar kardeşimle birlikte yine 2 tane muhteşem konuğum var. İkisi de birbirinden değerli. Öyle bir ses, öyle bir yorum dinleteceğim ki sizlere birazdan. Vallahi ben bayılıyorum, severek de dinliyorum. Çok değerli bir dostum ama onun öncesinde hanımefendilere biraz yer vermek gerekir diye düşünüyorum. Sizler ekranlarınızın başından, ben de buradan hemen anonsumu yapacağım. Fazla bekletmek istemiyorum. Alacağım. Fark etmez, buradan da olabilir. Alacağım. Hazır mıyız arkadaşlar? Zela, Zela. Ne kadar güzel bir isim. Gelsin efendim. Saçlarını yolacağım ahtım bağlar. Her ne kadar yalvarıp ta yakalar sana. Saçlarını yolacağım ahtım var. Ahtım var. Ahtım var benim de yardan alacağım. Ahtım var. Ahtım var o yarda ahım kalacağım. Belayı benden bulacak. Taştan taşa bana çalacağım. Ahtım var. Ahtım var. Ahtım var benim de yardan alacağım. Ahtım var. Ahtım var o yarda ahım kalacağım. Ahtım var. Ahtım var belayı benden bulacak. Taştan taşa vuracağım ahtım var. Yakalayıp bir elime geçirsem. Taştan taşa çalacağım ahtım var. Yakalayıp bir elime geçirsem.
taştan taşa çalacağım ahtım var. Ahtım var. Ahtım var benim de yardan alacağım. Ahtım var. Ahtım var o yarda ahım kalacağım. Ahtım var. Ahtım var belayı benden bulacağım. Taştan taşa mala çalacağım ahtım var. Ahtım var. Ahtım var benim de yardan alacağım. Ahtım var. Ahtım var o yarda ahım kalacağım. Ahtım var. Ahtım var belayı benden bulacağım. Taştan taşa mala çalacağım ahtım var. Ağzına sağlık. Seni hemen yerine alayım bir tane. Efendim sevgili dostlar, dedim ki muhteşem yine bir ses, muhteşem bir yorum. Gerçekten çok değerli bir dostum. Bizleri kırmayıp buraya kadar geldiği için sevgili Cemali hocama öncelikle teşekkür ediyorum. Cemali hocam ve sevgili kardeşimle çok değerli bir dostluğumuz var. Cemali hocam bana buraya yakışması gereken, şu koltukta oturması gereken ismi söyledi. Ben de kendisine çok teşekkür ediyorum ve bizler de davet ettik, o da bizleri kırmadı, geldi. Türk Halk Müziği'nin genç ve yakışıklı yorumcularından yine, evet, en azından saçları var sevgili Hasan Gümüş efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim ablam. Nasılsın? Allah'a şükür olsun. Siz nasılsınız? İyisin. Bu arada Cemal'e de ben buradan da teşekkür ederim. Dün de diyor ki kankam sakın unutma, unutur muyum abi ben? Vallahi benim yanımda aradı ve sonra da bana kızıyor. Bana fırça atıyor. Ya abla diyor, yarın program var. Ben adamı arıyorum. Bana diyor ki beni uyandır. Değil mi hocam? Yani. Gece 4'te bile teyidin aldı yani. Hocam çünkü çalıştığımız için şey görmeliyiz. Kesinlikle. Hocam da haklı çünkü. Biz de zaten bu tür şeylere dikkatliyiz yani. Zela da değer verdiğimiz bir kardeşimiz ama biz bir beyefendinin yanında bir hanımefendi çiçek olsun anlamında sevgili Zela. Ha, ikisinin de saçı uzun ama ikisinin de aklı kısadır, emin ol buna. Biraz öyle derler değil mi? Yani saçı uzun olanın aklı kısa olur derler. Ben kısalttım o yüzden. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Sağ olun. O güzel sesinizden, o güzel yorumunuzdan, şu an bizleri izleyen, ekran başındaki birbirinden değerli dostlarımız ve bizleri buraya kadar kırmayıp birbirinden güzel hanımefendiler gelmiş. Kurban olurum onlara. Sancaktepe'ye de sevgiler olsun hanımlar. Bütün gelemeyen hanımlara da selamlar olsun. Cumartesileri vazgeçemiyoruz. Hanımlarla birlikte oluyoruz elimizden geldiği kadar. Hocam sana ve yüreğine bırakıyorum. Gönlünden, içinden ne geliyorsa o güçlü sesinle sevgili Hasan Gümüş. Hadi bakalım. Thank you.
Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Şöyle rahatla, rahat otur. Yok, ben rahatım zaten. Rahat otur şöyle bir. Rahat otur, hazır şu ayarladıklarımı da sana birazdan soracağım şimdi sana. Evet. Ne sorular hazırladım? Dedim ben zaten başta, bana fazla soru sorma. Vallahi öyle sorular sordum ki hocam, soracağım ki kendin bile şaşıracaksın. Bunları, yani bunlar bana nereden geldi diye. Efendim öncelikle Zela Hanım hoş geldiniz. Zela, ne güzel bir isim. Zela ismi bizlere neyi çağrıştırıyor? Zela hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle ekranların başında bizleri izleyen herkese hoş geldiniz diyorum. Zela, ben Tokatlıyım. Tokat'ın Zile ilçesinden. Alaçözüm köyündeyim. Evet. Zile'nin tarihteki eski ismi, mitolojik dönemdeki. En önemlisi bir kadın şehri. Semiramis adına bir kadın kurmuş. O yüzden memleketimin ismini koyduk. Zile, Zela demek. Oh, ne kadar güzel. Evet. Bak hiç aklımıza gelmiyor. Yani bizim memleketin acaba eski ismini biz de böyle bir şey yapsak hocam. Yok, çok güzel. Teşekkür ederim, sağ olun. Bütün şu an bizleri izlemekte olan Tokatlı hemşehrilerimize sevgi selamlarımızı gönderelim. Sevgili Zela'nın. Evet, aynı zamanda benim çocukluğum istasyonuna geçti. Çocukluğum istasyonuna, liseye kadar Zile'de geçti. Hem istasyona hem Zile ve Tokat'a herkese selam. Şimdi oraya bir tane mesaj gelmişti. Biz Ercan'la birlikte
Onu okuduk, değerlendirmesini yapıyorduk. İstasyona bekliyoruz deyince dedik anlamı nedir acaba diye. Şimdi Zeli Hanım söyleyince inşallah yani biz de dedik hani hata yapmayalım, birisi mesaj göndermiş. Zeli Hanım ağzınıza yüreğinize sağlık. Sizleri işte istasyona bekliyoruz deyince. Çocukluğum da istasyonda geçtiği için. Evet. Teşekkür tekrardan ederim. Hoş geldiniz. Sağ ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ hemen olun. Kısaca soracağım. Tabii ki buyurun. Yeni bir klip. Yeni taze. Bir klibimiz çekildi. Şu an albüm çalışmasına başladık. Eser seçiyoruz. Eserlere bakıyorum, değerlendiriyorum. Klibimizi çektik, buraya geldik. Yani taze bir klip. Evet. İnşallah albümünde hayırlı uğurlu olur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bizim programımızda hocam da biliyor zaten. Biz buraya değerli dostlarımızı kimi çağırdıysak kanalımızın şansından mı diyeyim, hı hı. Mavi Karadeniz izleyicilerinden mi diyeyim, bizden mi kaynaklanıyor emin olun. 6 ay 1 yıl geçmiyor Hasan abi, emin ol gerçekten albümleri çıkıyor. Ya bir kanalda program yapıyorlar, ya bir radyoda programa başlıyorlar, ya da farklı farklı yerlerde oluyorlar. Biz de gurur duyuyoruz. İnşallah. Biz 7 yıldır buradayız. Allah bir 7 yıl değil bir 17 yıl daha İnşallah. Devam etsin ama yaşlanıyoruz yavaş yavaş, bizi kovarlar artık buradan. Tekrardan sana döneyim abicim, hoş geldin. Kusura bak. Şeref verdin. Terlemeye başladı ben Zeraya soruları sorarken. Hafif hafif terlemeye başladı. Ben... nasılsın, iyi misin, hoş geldin. Teşekkürler, Allah'a şükürler, iyiyiz. Ben seni çok iyi tanıyorum. İyi bir dost, iyi bir değerli bir abisin. Onun haricinde ekran başındaki sevgili dostlarımıza da kısaca kendini tanıtırsan. Hasan Gümüş'ün. Senin zaten soyadın beni çok cezbediyor. Benim babamın adı Gümüş. O yüzden hocam da biliyor. Gümüş türkümüz de var zaten. O yüzden de biraz etkiliyorum. Yani etkileniyorum daha doğrusu. Hasan Gümüş. Yani ne iş yapar? Sadece türkü mü söyler Hasan Gümüş? Yani artık işimiz bu artık. Yani bağlamayla. Ki daha önce zaten imanım da çok iyi bilir. Sadece bağlama çalardı. O zaman ben seslerimi pek bilmezdim ben de, hani okur muyum okamaz mıyım. Çok şans bu oldu böyle bir. Yine böyle bir türkü evinde oldu. Şans, bir tane türkü okudum, onun gerisi geldi. Sonra imanımla tanıştık, ondan biraz ders aldık. Şan olsun biraz böyle elimden geldiği kadar. Şelpelerde falan benim kadar iyi olmasa da. Kimse tabii esprili. Hasan Gümüş nereli? Erzurum, Tekmanlıyım. Çağlar köylüyüm. Şu an annem de oradan bizi izliyor. Babam İzliyorlar falan. Mı? Tabii. Erzurum'a onlara selamlar olsun efendim, sevgiler olsun. Ellerini öpüyorum onların. Canım benim. Hasan Gümüş müzik hayatının haricinde başka ne yapar? Başka bir şey yok yani şu an. Başka boş zamanlarında annemin dediği gibi 10 dönüm bostan yan gel yat Osman mı yapıyorsun? Aynen öyle. Canım benim. Ya bir şeyler sormaya çalışacağım da. Sorma. Hep diyor ki bir şey yapmaz oturur, bir şey yapmaz oturur. Yani normal yaşantında ne var yani? Nasıl yani ne var? Neler var, neler yapıyorsun? Müzik kızım hayatına ne zaman öyle başladın? Ne zamandan beri bağlama çalıyorsun? İleriye dönük bir iyi bir albüm, iyi bir çalışma, iyi bir üstadlarla çalışmak, müziğe neler katmak istiyorsun? Bunlarla ilgili bir şeyler söyleyebilirsin mesela bana. Yani albümüm zaten hiç düşünmedim bugüne kadar. Hiç yani çok aklıma da geldi belki yapayım diye, yapmam diye. Hatta imanım tekrar kendisi de söylemişti yapalım diye. İşte Yağız abimle beraber. Ama bir türlü kısmet olmadı yani. Bilmiyorum şartlardan dolayı mı? Belki de bizlerin biraz daha mı kırkınlığından dolayı mı? Ondan bilmiyorum ki yani. Yoksa çoğu der ki bütün insanlar zaten diyor abi böyle bir yorum, böyle bir ses var. Neden bunu değerlendirmedin? Hep şunu söyledim. Bana yetti ya dedim yani. Ama gerçekten de illaki bir tane daha bunun olması gerekiyor yani insanlar. Evet. Mutlaka. Ama şu anda onun aşamasına geldi. Şu an farklı bir şeylerim olduğu için ona şu an öyle uzatamıyorum ama bunun zamanı gelecek. Büyük ihtimalle bir sene kalacak yani. Yani bir yıl falan sonrasında tabii ki bu proje başlanacak, İnşallah, devam evet. edecek diyorsun. İnşallah İmanım, hocam, inşallah. Cemali hocam o işe el attıysa ben inanıyorum. Yaparız. En güzeli olacaktır. Ben sana daha çok sorular soracağım. Şimdi de ikinci yarın. Seni terleteceğim ama ben senin ağzından az önce bir şey yakaladım. Dedi ki Cemali hocamla birlikte dedi biz şelpeler. Evet. Hazır mıyız hocam o zaman? Sıcağı sıcağına. Ben yaparım abi. Tabii, abi ben yaparım. Söylediğim abimden olsun tabii, ben onun yanında zaten çalmam. Yani biraz şey olur. Vallahi bilemem artık yani. Arkadaşlar o zaman bir Cemali hocamdan, sevgili Hasan Gümüş'ten muhteşem okumalar var mı hocam? Okumalar var mı? Bağlayacağız, onu ben bağlarım. Olur. Tamam o zaman muhteşem bir bağlama şov. İki üstattan
Mavi Karadeniz izleyicilerine, bütün izleyicilerime hediye ve armağan olsun. Hadi bakalım. Kaptırmıştık hocam kendimizi. Ne güzel gidiyorduk. Hayırdır? Ben çalmam zaten. Ne diyeyim hanım çalsın. Ben buna playback yapıyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Valla bazen biz sahnedeyken de hocam ben bırakıyorum tamamen. Böyle geçiyorum kendinden böyle. Sanki onu izlemeye gitmişim gibi. Böyle dalıp bakıyorum. Bazen dalıyor bu şekilde. Bazen denk geliyor insanlar zaten. Çünkü barlarda... İşte bazen benim taklitimi yapıyor. Yapıyor değil mi? Çok taklitçi. Kurban ben yapıyorum ama böyle bir esprimiz var. Herkes de duymuş zaten bunu ama güzel bir olay yani. Ama iki bağlamayla geldiği zaman orası da bir daha farklı. Canım mesajlarımız gelmiş mi? Bakalım mı? Zela'dan bir türkü daha alacağız çünkü. Ben sana mikrofon veririm bebeğim al. Şuradan. Yok yok ben hemen şunu vereceğim hocam. Bir zahmet. Erdem abi 4 hafta oldu bu. En son kavga edecekler Erdem'le. Yok, Erdem abimle kavga etmeyiz. Evet, mesajlarımızı alalım Ercan'ım. Hemen okuyalım abla. Ablam programın her zamanki gibi müthiş. Allah sesine yüreğine dert zeval vermesin. Giriş Türk'ün aldı gitti. Beni benden Cemal abimden bir selam salsa olsun istiyorum demiş.
Vatani görevini yapan bütün askerlere gelsin. Başta Sinan abim olmak üzere. Başarılar ablacığım Muharrem Demirhan. Muharremciğim teşekkür ediyorum yavrum sana. Çok teşekkür ediyorum. Zela ağzına sağlık. Ben istasyondan Bekir çok güzel bir eser seni kutluyorum. Biz bir istasyonu düşünmüştük daha değil mi? Evet devam et. Teşekkür ederim. Ahtım var ilk konserinde oradayım. Zafer Cesur Taşovalı'da Zela'ya sevgiler demiş. Merhabalar ben Serdar Korkmaz. Yaşın Yeşil ve Osman Kartal sizleri dinliyoruz. Hayırlı programlar demiş. Teşekkür ediyorum. Selamlar olsun Osman abime. Zela Hanım Zela ağzına sağlık. Ahtım var parçası çok güzel başarılar diliyorum Yavuz demiş. Zela ahtım var parçan çok güzel başarılar dilerim demiş. Yine ahtım var'a gelmiş mesaj. Teşekkür ediyorum. Zela'cığım senden bir canlı canlı bir eser alalım mı? Tamam mikrofon alabilir miyim? Teşekkürler. Fark etmez. Burada da mikrofon var. Ayıpsın. Canım benim. Ben bu parçayı kısmetse albümle de koyacağım. Hayatta hiçbir şey için geç değildir. Geç kalanlar için gelsin. Hem klip sponsoruma gelsin Erdi Gökçe Bey'e ve çocukluk arkadaşım Bekir Keskin ve ekranları başında bizleri izleyen Tokat, Zile, İstasyon ve Kışla Mahallesi'ne tüm herkesi sevenler için gelsin. Peki. Geç kaldım diyelim. Hadi bakalım. Ömür defterimi de sayfaları azaldı. Kara gözlüğüm yıllar önce neredeydin? Dert çoğaldı gayrı kervan. Geç kaldı, sinem yara geç kaldı. Kara gözlüm geç kaldı, derde çarem geç kaldı. Sinem yara geç kaldı. Geç kaldı, kara gözlüm geç kaldı,
Senem ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Efendim şu an bizleri ekran başlarında izlemekte olan değerli dostlarımıza bir selamımızı gönderelim. Bu arada sevgili Hasan Gümüş'ün yine o sesinden, muhteşem yorumdan yine güzel bir uzun hava gelecek. Sevgili Cemal Hocam'dan güzel bir istek geldi. Bir selam salı. Reklam sonrasında hocam. Şu an şey yaparız. Reklam sonrasında değerli kardeşimize armağan etmiş olursun. Bir selam salı da hocamın ağzından dinlemiş oluruz. Efendim şu an bizleri izlemekte olan Ordu Topçam Daracabaşı Derneği'ne selam sevgiler olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri çok seviyorum. 1 Temmuz'da Allah kısmet ederse. Yaşlanmasa ölmese ki. 8 Temmuz Ordu Mesudiye Abdili Köyü Derneği'ne selam sevgilerimizi gönderin. Bütün başkanlarımıza, kimler bizleri izliyorsa ekran başındalarmış. 15 Temmuz Ordu Mesudiye Birebir Köyü'ne başkanlarımıza, Hüseyin Başkanımıza ve bütün yönetim kuruluna sevgi selamlarımızı gönderelim. 20 Ağustos bayramının ikinci günü Alıcra Doludere Köyü'ne bütün Doludereli hemşerilerimize selamlarımızı gönderelim. Yine 21 Ağustos bayramı 3. günü Arda Köyü'ne, Alıcra Arda Köyü'ne yönetim kurulu başkanlarımıza sevgilerimizi gönderiyoruz. 24 Haziran efendim Boyluca Köyü'ne, Alıcra'nın Boyluca Köyü'ne bizleri izliyorlar. Selam sevgilerimizi gönderelim. 3 Haziran Sivas Akıncılar Mezarcılar Kralı değerli dostum bizleri izliyor. Dernek başkanlarımıza sevgili Ümit Sözcü abimize de selamlarımızı gönderiyoruz. Alıcra Yeşil Yurt Yeşil Yurtlu hemşerilerime selam sevgilerimi gönderiyorum. Bizleri izliyorlarmış. Bütün herkese sevgiler efendim ve Alıcra Gençlik Kolları Vakıf Başkanı Sayın Bilal Gülep kardeşime sonsuz teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadıkları için. Yine Alıcıralı çok değerli bir dostum, bir arkadaşım var. O kadar değerli bir aile dostum ki sonsuz teşekkürlerini sunuyorum. Hiçbir zaman birbirimizi yalnız bırakmıyoruz onunla. Sevgili Rukiye'ciğim ve kızı Alara, sizleri böyle kokulu kokulu öpüyorum ablacığım. Ablanız kurban olsun sizlere. Ok Meydanı'na sevgiler, selamlar olsun. Şu an Ok Meydanı'nda bizleri kimler izliyorsa sevgili Sadık beni kandırıyor hacı. Abla makarna yapacağım gidiyorum. Beni kandırıyor. Ne zaman gitsem makarna yok abi. Bak elimde çok güzel bir şey var sevgili hacı. O da tokatlı bir hemşerimiz. Ona da sevgiler olsun. Makarna efendim, değil, kebap yapsınlar size canım. Kebap mı? Benim kebapla pek aram yok. Salçalı makarna istiyorum, yapmıyor işte. Bu kadar cimri bir adam. Yani yakında zaten sana veda edeceğim de dur sen az kaldı. Dur sen az kaldı. Efendim Giresun'un kalbi Fesale'de atıyor. Nerede? Hangi arkadaşımız alıyor? Beni duyan var mı? Yoksa ben dışarıdan birini mi çağırayım? Giresun'un kalbi Fesale'de atacak efendim. Biliyorsunuz bu geçtiğimiz Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günü 4 gün ordu günleri vardı Fesale'de. Bütün uzaktan yakından, Avrupa'dan hatta gelen bütün ordulu hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkür ediyorum. Muhteşem bir 4 gün geçirdik orada. Ve Mayıs'ın 18-19-20'si. Mayıs'ın 18-19-20'sinde yine Giresun'un kalbi Fesale'de atacak. Biz de Cuma, Cumartesi, Pazar yani 18'i, 19'u ve 20'si bizler de orada olacağız. Bütün Giresunlu hemşehrilerimizi uzaktan yakından gelmek isteyen Avrupa'dan, Asya'dan, Türkiye'nin neresinde olursa olsun bütün Giresunlu hemşehrilerimizi, bütün dostlarımızı Fesane'de görmek istiyoruz. Orada Giresun'umuzun birbirinden muhteşem, birbirinden güzel köyleri efendim orada standlarını kuracaklar. Bizler orada olacağız, sizlerle birlikte olacağız. Türkülerimizi söyleyeceğiz, gezeceğiz, tozacağız, muhabbetler edeceğiz. Ve kültürümüzü orada yaşatmaya çalışacağız efendim. Yörelerimizin en güzel şeylerini, en güzel yiyeceklerini, yani sularını bile getiriyorlar hocam. Sularını bile getirmişlerdi. Orada olacağız efendim. Sizleri de davet ediyoruz Fesane günlerine. Teşekkür ediyorum. Evet Hasan Gümüş. Evet. Soruya geldi sıra. Öyle Türkiye geldi zannetti. Bu eseri de sevgili Cengiz abime gönderiyorum. Özür'e gelsin. Ve tüm dinleyenlere, aileme gelsin. Valla şu an bizi sevgili Hacı Yaren izliyor. Hacı Yaren. Tersin. Biz öyle alıştırdık kendimizi. Ok Meydanı'nda çok değerli dostumuz, abimiz Hacı Yaren'e ve bütün Hacı Yarenlilere gelsin. Değerli dostuma. Ne?
Ne okuyoruz? Ne var sırada? Bir buzlu taş dibine meliyor. Oo! Sen bugün beni öldürürsün. O zaman bu güzel okuyacağın bu türkü bütün Mehmetçiklere gelsin. Evet. Oğluma gelsin. Bütün Mehmetçiklere gelsin, doğru mu? Olur mu hocam? Evet, tabii ki de. Armağan olsun.
önce ağlat sonra güldür. Önce ağlat sonra güldür. Vallahi güzel bir şey. Abi ablam yani. Ne yaptın sen, beni ağlattın ya. Sen dedin ya yayın öncesi bizi bir ağlat sonra bir coştur. Abi vallahi çok etkileniyorum ya türkülerden. Evet. Niye bu kadar etkileniyorum? Türküler bizim özümüz. Vallahi var mı Ercan'ın mesajımız? Bir türkü de bir ben armağan edeceğim sevgili dostlarımıza. Rişet abimin mesajı var. Kerket Vadisi'nin kraliçesi halamın kızı Canuş'um. Çamurluk Rişat olarak sizden oyun havası bekliyoruz. Siz de alt aşağı yapmanızı çok güzel yapıyorsunuz. Kerket Vadisi'nin kraliçesi Rişat olarak ve arkadaşlarımız heyecanla sizi bekliyoruz demiş. Vallahi selam olsun inşallah. Bir türküden sonra mı? Hemen mi? Hemen mi? Tamam. Sevgili kardeşim teşekkür ediyorum. Çamurluklu sevgili dostlarımıza da selam sevgiler olsun. Reşat abi çok sağ olasın ama bugün Alaşağı yapacak kimse yok ki. Alaşağı oynuyor musun? Yok. Yani, tek başıma da oynanmaz. O zaman sen bir gün ne yap biliyor musun? Yani ellik oynar. Cıngılım olur. Erzincan düz oynar. Cıngılım olur. Cıngılım işte bu. Ama Alaşağı deyince şimdi aşağı inemiyor ben. Aşağı. O zaman bir gün Reşat abi ne yap biliyor musun? Böyle bir gün topla Alaşağı oynayacak arkadaşların hepsini. Al gel buraya. Bak ben burada Alaşağı yaptırayım. Doğru mudur? Doğru. Hem de söyleyeyim. Yine güzel bir türkümüz var. Sevgili Mustafa abimize selam sevgiler olsun. Mustafa Küçük'ün çok güzel bir türküsü. Bütün sevgili dostlarımıza armağan olsun. Benden de çok istiyorlardı. Can abla hiç okumuyorsun. Son zamanlardır hiç senden duymuyor. Aslında biz devamlı okuyoruz. Duymamış. Değil mi hocam? Okuyoruz yani. Çok güzel bir ses. Duymamış. Onun arkasından hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Cep telefonlarınızın mesaj yaz bölümüne girip MKD 1 boşluk 3929'a mesajlarınızı atın efendim. Gelsin. Sizler mesajlarınızı gönderin. Biz de değerli dostlarımızla birlikte muhteşem türküleri sizlere sunalım. Reklamlardan sonra hemen burada olacağız. Sizleri seviyoruz.
Sevgili izleyenler, merhaba. Sizler de vücudunuzdaki tüylerden ve kıllardan ortalama 10 dakika içinde kurtulmak ister misiniz? Eğer cevabınız evetse, Sağlık Bakanlığı bildirimli, Türk malı ve sadece 69 liraya satılan üçlü muhteşem bir setten oluşan Lasinya ile vücudunuzdaki bütün tüyleri, bütün kılları yok ediyoruz ve yok ederken de daha geç ve daha az çıkmasını sağlıyoruz. Vücudumuzdaki tüylerden ve kıllardan ortalama 10 dakika içinde kurtulabiliyoruz. Hem bayanlar hem erkekler. Lasinya oluşan üçlü muhteşem setten dolayı sizin vücudunuzdaki tüylerden ve vücudunuzdaki kıllardan hem kurtulmanızı sağlayacak hem de daha az ve daha seyrek çıkmasını sağlayacak. Aynen olayı size şöyle anlatmak istiyorum. Vücudunuzda erkekler ve bayanlar, başınız hariç, vücudunuzun hangi bölgesinde, hangi kısımdaki tüyleri dökmek istiyorsanız yapmanız gereken işlem şu. Lasinya'nın birinci tüpünü alıyorsunuz ve dökmek istediğiniz bölgeye bir jel halindedir, kokusuzdur. O bölgeye güzel, kalın bir tabaka halinde sıkıyorsunuz. Ve sıktıktan 10 dakika sonra kalın bir bez, nemli bir mendil ya da banyo lifi ile kılın çıkış yönüne doğru siliyorsunuz. Ve sildiğiniz zaman oradaki tüyler komple bir jiletle alınmış gibi direkt siliniyor. Ve birinci aşama tamamlanıyor. Lasinya'nın birinci setinin görevi burada bitiyor. Tabii bunu anlatırken Lasinya'nın tüy dökücü jelinin sizlere kokusuz olduğunu, rahatsız edici olmadığını, herhangi bir yan etkisi görülmediğini söylemek isterim. Hemen ardından ikinci jelimiz ise tüyü alınmış bölgeye sürülüyor ve 2-3 günde bir sürülüyor. 2-3 günde bir sürüldüğü zaman direkt tüy alınmış bölgede bir nemlenmeye yol açıyor, hücrelerin yenilenmesine neden oluyor ve pH dengesinin yükselmesine neden oluyor. Ve böylelikle birinci sette aldığınız tüylerinizi ikinci sette daha az ve daha geç çıkmasını sağlıyorsunuz. Üstüne üstlük kıllarınızın iri, kıllarınızın sarı ya da siyah olmasının hiçbir önemi yok. 10 dakikada bütün tüylerinizden sizleri kurtarıyor ve yapmış olduğunuz düzenli işlemler sayesinde ise tüylerin daha geç çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Ve daha geç çıkmasını sağlarken hem cildinizin pH dengesini koruyorsunuz, hem tüylerinizin daha az çıkmasını sağlıyorsunuz, hem de tüylerinizin daha geç çıkmasını sağlıyorsunuz ve güzel bir görünüme sahip oluyorsunuz. Lasinya'nın son seti, yani üçüncü seti ise bayanların selülit problemlerini gidermelerine yardımcı, sıkılaştırıcı bir jeldir. Bu jel de aynen tüy azaltan ikinci set gibi 2 ya da 3 günde bir ortalama olarak tüy alınmış bölgeye sürülür. Ve sürüldüğü zaman selülitlerin giderilmesinde yardımcı olur. Artık bayanlar senelik olarak yaklaşık 1000 TL kuaförlerine para vermeyecekler. Artık başka yerlerde 2 ya da 3 saat kuaför bekleme, ağda ısıtma, ağda soğutma derdi olmayacak. Artık erkekler denize gittiğinizde, pikniğe gittiğinizde ve maça gittiğinizde rahat bir görünüme sahip olabileceksiniz. Bayanlar, artık kuaförlerde zaman harcama derdi olmayacak. Artık kime kullanıldığı, neye kullanıldığı belli olmayan malzemelerin üzerinizde kullanılmasına maruz kalmayacaksınız. Çavuşoğlu Yemenler'den 4 dörtlük kampanya. Banka yok, faiz yok, kefil yok, ara ödeme yok. Havaalanına, Formula 1 pistine, üniversite hastanesine, AVM'lere 4 dakika mesafede, çok uygun fiyatla lüks, yeni bitmiş daireler ve sınırlı sayıda iş yerleri. 60 aydan 72 aya kadar sabit taksit seçeneklerini kaçırmayın. Evinizi seçin, peşinat ve taksitlerinizi kendiniz belirleyin. 1200 aileyi daire sahibi yapan Çavuşoğlu Yemenler güvencesiyle siz de bir daire sahibi olun. Bilgi için 216-493-2362, 532-355-7101, çavuşoğluyemenler.com. İstanbul Pendik'te yükselen değer. Çavuşoğlu Yemenler. Limitsiz internet artı D Smart sadece internet fiyatına. 24 ay sabit fiyat garantisiyle. D Smart 444 55 65.
Alışverişin en keyif adresinden bir kez daha merhabalar sevgili izleyiciler. Yine sizlere ihtiyacınız olan, kullanmaya doyamayacağınız bir cep telefonu göndermek istiyorum. O yüzden ekran başından sakın ama sakın bir yere ayrılmayın diyorum. Harika bir cep telefonu, üstelik 3 farklı rengiyle kapınıza kadar gelsin mi? 3 dedim ama düzeltmek istiyorum. 4 ana rengimiz var. Evet, kırmızısı, mavisi, beyazı, bir de isterseniz siyahını göndereceğim sizlere. Nasıl özellikler var? Anlatmaya doyamayacağım. Anlatmakla bitiremeyeceğim özellikleri var. Bunun yanı sıra her şeyden önemlisi çok şık, çok zarif, çok kibar bir cep telefonu sevgili izleyiciler. Hemen şöyle başlayalım anlatmaya. Redberry'den göndereceğim sizlere. Evet, duyduğunuz, bildiğiniz, tanıdığınız bir marka. Redberry'den gelecek çok şık cep telefonlarımız var. Üstelik bugüne kadar belki de hiç duymadığınız özellikleri var. Evet, dikkatlice dinleyin diyorum. Çok da güzel hediyeleri var. Şimdi önce bir görselliğine bakalım değil mi? Çünkü bizler için görselliği önemlidir. Bir mağazaya gittiğimiz zaman, bir cep telefonu alacağımız zaman ne yaparız? Önce bir bakarız. Nasıl, kibar mı, şık mı, ince mi, kaba mı? Kabaysa istemeyiz. Narin olsun isteriz, şık olsun isteriz. Rengi bize hitap etsin isteriz değil mi? Tıpkı evimize aldığımız, seçtiğimiz bir koltuk takımı gibi cep telefonlarımızı seçeriz. İşte karşımızda Redberry'den K19i harika bir cep telefonu. Bakın şöyle yan çevirmek istiyorum inceliğini, zarifliğini görmeniz için. Darbelere karşı dayanıklı sevgili izleyiciler. Son derece de şık, son derece de dayanıklı bir kasası olduğunu söylemek istiyorum. Maşallah, maşallah, maşallah. Duyduğunuz gibi nasıl yüksek bir ses veriyor. Yani sizi arayanların zil sesini kaçırmanızın mümkünatı yok diyebilirim. Bazen gürültülü ortamlarda cep telefonumuz çalar ve biz duymayız. Bunu çok yaşarız. Otobüste, metrobüste, vapurda, tramvayda, öyle değil mi? Açık ortamlarda, özellikle kafeteryalarda otururken çevrenin vermiş olduğu, ne yazık ki o gürültüden dolayı çalan telefonlarımızın sesini duymayız. Fakat Redberry'de artık çalan telefonları ortam ne kadar gürültülü olursa olsun duyacağız, kaçırmayacağız. Bizi arayanları, sevdiklerimizin telefonlarını ya da önemli iş telefonlarını artık kaçırmayacağız. İnanamıyorum demeyin. Evet, gizli kamera özelliği var. Telefonunuzu alıyorsunuz. Diyelim ki kayıt etmek istediğiniz bir görüntü var ya da şüphelendiğiniz bir şeyler var. Ortamda bırakıyorsunuz masanın üzerine. Şuradaki gizli kamera devreye giriyor ve siz neler oluyor neler bitiyor. Bir dedektifmişçesine daha sonradan izleyebiliyorsunuz. Pekala, 2 yıllık garantisi var. Siyah rengi, beyaz rengi, kırmızı rengi ya da mavi rengi, hangisini isterseniz istediğiniz rengi kapınıza kadar göndereceğiz. Video oynatma özelliği var, MP3 çalma özelliği var, Bluetooth özelliği var. Muhteşem bir ses kalitesi var. Bangır bangır tabiri caizse gümbür gümbür müziklerinizi dinleyebileceksiniz. Tek tuşla müzik dinleyebilme özelliği var sevgili izleyiciler. Çift sim kartlı olduğunu söylemek istiyorum. İki cepte iki tane telefon taşıma devrine son diyoruz. Tek bir telefonla birlikte iki hattımızı aktif olarak kullanabiliyoruz. Yanında araç şarj cihazı. Bakınız. Şöyle de bastığınız zaman tekrar kabloyu içine sarıyor. Çok hoşuma gitti bu, benim oynuyorum. Araç şarj cihazını hediye ediyoruz. Bitmedi, orijinal deri kılıfını hediye olarak gönderiyoruz. Bir de 2 GB'lik hafıza kartını gönderiyoruz. Ve sadece ama sadece her şey dahil fiyatıyla, kargo ücreti yok. 179 liradan adresinize kadar teslim ediyoruz. Hoparlörünü görüyorsunuz değil mi? Nasıl? Tıpkı bir müzik setin hoparlörüymüşçesine ya da tıpkı evimizdeki kolonları görürmüşçesine şurada hoparlörünü görüyoruz. Ses son derecede yüksek ve kaliteli çıkacak. Çift sim kartlı kartlarınızı şu kısımlara yerleştiriyorsunuz. İçerisine zaten biz 2 GB'lık hafıza kartını hediye olarak gönderiyoruz sevgili izleyiciler. C belgesini aldığında bakın şuradan görüyoruz. Hoparlörünü de gördükten sonra kapağını kapatıyoruz. Böylesine güzel, böylesine donanımlı, birçok yanında ekstra hediyesi olan bir cep telefonuna sadece 179 liradan sahip oldunuz. Elimizde belirli sayıda var, stoklarla sınırlı. Lütfen elinizi çabuk tutun. Sizleri seviyoruz. Tekrar görüşmek ümidiyle diyoruz. Hoşça kalın. Geçti mevsimler, dallandı ağaçların. Deniz üstünde fener, bir yanar bir de söner. Geldi gene yaz başıydı, kuşlar ödeyip daldı. Şamlı hemşin deresi, Şamlı hemşin deresi.
99 yaram vardı, hangisini diyeyim? 99 yaram vardı, hangisini diyeyim? Almanya'da bayanlara özel horon gecesi. 28 Nisan Cumartesi akşamı Bernau Esslingen Can Düğün Salonu'nda fıkralarıyla Karadeniz'in gülen yüzü Abdurrahman Uzun'un sunacağı dansçı Nazlı, kemençe ustaları Servet Güzel, Kenan Yılmaz, orkestrasıyla Halil Uzun ve Gülseren Gül'ün sahne alacağı Bayanlar Matinesi'ne Almanya'daki bütün bayanlarımızı bekliyoruz. İrtibat için 0163 82 139 66. Yamadağlarda kardeş idin yeri, at üstüne gezerdi fenek fenek, davamın her biri. At mekan eylemiş de kardeş kardeş yokar gönlü. Kaç gün oldu ki de benim hiç uykum gelmedi. Bak mekan eylemiş de kardeş kardeş yokar gel. Kaç gün oldu ki de benim hiç uykum gelmedi.
olsun bir selamsa. Zeynep'ten çağır dünya bir selam sal, sabah olsun bir selam sal, güneş doğsun bir selam sal, yüzüm gülsün. Sağ olasın hocam. Ağzına yüreğine sağlık. Yüreğimizden gönlümüzden en güzel alkışlar sana geldi. Efendim reklamların arkasından geri döndük. Ben bu soruyu bir türlü soramıyorum sana korkuda. Neyse. Bugün seni es geçiyorum. Tamam. Es geçiyorum ama unutma o sorular hep bir yerde kalacak. Tamam. Bir gün Allah büyüktür seninle bir yere denk gelirsek. Başka yere sor. Canlı yayın olmaz. Ben biliyorum çünkü. Ama canlı yayında soracağım zaten. Amacım o. Teşekkür ederim hocam. Canlı yayında soracağım zaten amacım o. Ben şu anda bizleri çok değerli dostlarımız Kütük Kafe'de bizleri izliyorlarmış. Bütün hepsine selamlar olsun kimler varsa. Program bittikten sonra valla Cemal hocam bir gün ekme beni ya. Gidelim yani hep ekiyorsunuz beni yani. Tek başıma gidiyorum oraya çay içmeye. Kütük eve. Gider miyiz hocam? Hep beraber. Bir bardak çayımızı içersiniz. Evet. Hem muhteşem bir yerimiz var görürsünüz. Olur mu? Olur. Sevgili olur. Pazar günleri sabah pazar sabahları da saat 10'la pardon 11:01 saatleri arasında da yine yönetim kurulu başkanlarımızdan sevgili Karadavut orada program yapıyor. Biz cumartesi geceleri çalışıp sabah 9'da Cemal hocam oraya çok gitmişiz. Şu an bizleri izliyorlarmış orada. Kimler varsa bütün küçük ev çalışanlarına ve çok değerli dostlarımız varsa orada kardeşlerimiz, ablalarımız. Selam sevgilerimizi gönderiyoruz. Sizleri kucak dolusu öpüyoruz. Programımızdan sonra da değerli dostlarımızla birlikte İnşallah. Nacizane bir bardak çayınızı içmek için geleceğiz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Müsaadeniz var mı hocam? Çok değerli bir dostum ve şurada oturan hanımefendiler benden Akkuş'un gürgenlerini rica ettiler. Benim için buraya geldiler bugün. Sağ olsunlar. Ben eşlik edeceğim sana diyor abla. Edeceğim öyle yok. Böyle okumam o zaman yok. O zaman yok. Edecek misin? Tamam önce on öncesinde hocam bir kuble yine dam üstünde uzun uzun bacalar yine çok değerli abimiz için armağan olsun. Bizleri izliyorlar şu anda. Sevgili Mustafa abime, Halil abime bizleri izliyorlar. Ve şu anda Mesudiye'de daha bir hafta olmadı, haftası da olmadı. Ordu günlerinde beni feshanede yalnız bırakmayan tüm Mesudiyeli dostlarıma teşekkür ediyorum. Ve sevgili Şahin Tuncer abime, bütün Tuncer ailesine selamlarımı gönderiyorum. Ve belediye başkanımız İsa Gül bizleri izliyorlarmış. Selamlarımızı gönderiyoruz. Başkanımıza başarılarının devamını diliyoruz. Tüm Mesudiyeli hemşerileri olarak. Evet efendim.
Değil mi? Ordu Mesulü diye Akırık Köyü Hardınalık Mahallesi. Vıy! Adresi ver. Canım benim. Kırmadığın için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kimse cesaret edemez böyle kolay kolay. Sesin çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bir uzun hava böyle bir asılsana. Bir uzun hava asılsana. Uzun hava. Kendin gir. Sen aklın ne istiyorsa. Bu bir sürü var demek ki. Repertuar geniş hocam. Anlaşıldı, evet. Yaylalar. Ya senin canın sağ olsun. Gir yayladan gir, bostandan gir, bir yerden gir işte. Ama yine Tokat yöresi. Tamam, Tokat yöresi olsun. Yaylalar.
Ses var diyoruz değil mi? Değil mi? Bir de ses var diyoruz. Abla 41 kere maşallah. Yaylanın suyu içtiği belli efendim. Evet, vallahi. Bir de reklam desene. Al mikrofonu. Mavi Karadeniz TV'de şu an reklam var. Sevgili izleyenler merhaba. Sizler de vücudunuzdaki tüylerden ve kıllardan ortalama 10 dakika içinde kurtulmak ister misiniz? Eğer cevabınız evetse Sağlık Bakanlığı bildirimli, Türk malı ve sadece 69 liraya satılan üçlü muhteşem bir setten oluşan lasinyayla vücudunuzdaki bütün tüyleri, bütün kılları yok ediyoruz ve yok ederken de daha geç ve daha az çıkmasını sağlıyoruz. Vücudumuzdaki tüylerden ve kıllardan ortalama 10 dakika içinde kurtulabiliyoruz. Hem bayanlar hem erkekler. Lasinya oluşan üçlü muhteşem setten dolayı sizin vücudunuzdaki tüylerden ve vücudunuzdaki kıllardan hem kurtulmanızı sağlayacak hem de daha az ve daha seyrek çıkmasını sağlayacak. Aynen olayı size şöyle anlatmak istiyorum. Vücudunuzda erkekler ve bayanlar, başınız hariç, vücudunuzun hangi bölgesinde, hangi kısımdaki tüyleri dökmek istiyorsanız yapmanız gereken işlem şu. Lasinya'nın birinci tüpünü alıyorsunuz ve dökmek istediğiniz bölgeye bir jel halindedir, kokusuzdur. O bölgeye güzel, kalın bir tabaka halinde sıkıyorsunuz. Ve sıktıktan 10 dakika sonra kalın bir bez, nemli bir mendil ya da banyo lifiyle kılın çıkış yönüne doğru siliyorsunuz. Ve sildiğiniz zaman oradaki tüyler komple bir jiletle alınmış gibi direkt siliniyor. Ve birinci aşama tamamlanıyor. Lasinya'nın birinci setinin görevi burada bitiyor. Tabii bunu anlatırken Lasinya'nın tüy dökücü jelinin sizlere kokusuz olduğunu, rahatsız edici olmadığını, herhangi bir yan etkisi görülmediğini söylemek isterim. Hemen ardından ikinci jelimiz ise tüyü alınmış bölgeye sürülüyor ve 2-3 günde bir sürülüyor. 2-3 günde bir sürüldüğü zaman direkt tüy alınmış bölgede bir nemlenmeye yol açıyor. Hücrelerin yenilenmesine neden oluyor ve pH dengesinin yükselmesine neden oluyor. Ve böylelikle birinci sette aldığınız tüylerinizi İkinci sette daha az ve daha geç çıkmasını sağlıyorsunuz. Üstüne üstlük kıllarınızın iri, kıllarınızın sarı ya da siyah olmasının hiçbir önemi yok. 10 dakikada bütün tüylerinizden sizleri kurtarıyor ve yapmış olduğunuz düzenli işlemler sayesinde ise tüylerin daha geç çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Ve daha geç çıkmasını sağlarken hem cildinizin pH dengesini koruyorsunuz hem tüylerinizin daha az çıkmasını sağlıyorsunuz. Hem de tüylerinizin daha geç çıkmasını sağlıyorsunuz. Ve güzel bir görünüme sahip oluyorsunuz. Lasinya'nın son seti yani üçüncü seti ise bayanların selülit problemlerini gidermelerine yardımcı, sıkılaştırıcı bir jeldir. Bu jelde aynen tüy azaltan ikinci set gibi iki ya da üç günde bir
ortalama olarak tüy alınmış bölgeye sürülür. Ve sürüldüğü zaman selülitlerin giderilmesinde yardımcı olur. Artık bayanlar senelik olarak yaklaşık 1000 TL kuaförlerine para vermeyecekler. Artık başka yerlerde 2 ya da 3 saat kuaför bekleme, ağda ısıtma, ağda soğutma derdi olmayacak. Artık erkekler denize gittiğinizde, pikniğe gittiğinizde ve maça gittiğinizde rahat bir görünüme sahip olabileceksiniz. Bayanlar, artık kuaförlerde zaman harcama derdi olmayacak. Artık kime kullanıldığı, neye kullanıldığı belli olmayan malzemelerin üzerinizde kullanılmasına maruz kalmayacaksınız. Seyret, yar ben de senin.
Ağzına sağlık. Rica ederim, teşekkür ederim. Da ellerine sağlık. Efendim hemen mesajlarımız var. Mesajlarımızı okuyacağız. Sevgili Zela'ya teşekkür edeceğiz, vedamızı edeceğiz. Hasan Gümüş'ün yine o güzel sesi, o güzel yorumundan, muhteşem türkülerle veda edeceğiz. Neden? Çünkü bugün biliyorsunuz bundan iki hafta önce Cennet Çocukları'yla ilgili bir programımız vardı. Sevgili Ayten hocamız gelmişti, burada konuşmalarını yapmıştı. Biz Ahmet abiyle birlikte gidip yerinde görüp çekimlerimizi yapmıştık. Onun veteresini hazırladık. Geride kalan 15 dakikamızı kardeşlerimize ayırdık. Onlar da izleyecek, biz de izleyeceğiz. Ama haftaya perşembe yine buradayız. Hemen mesajlarımızı okuyoruz. Sıradaki Türkiye bulanacak diye ki canım kızım Serpil Yıldız'a ve onun çok değerli ailesine ve torunlarıma Bünyamin'le Burhan'a ve tüm bulanacak diyeceklere armağan ediyorum. Buna mı? Tamam hadi mikrofonu da oku bir tane. Evet biraz seri seri Ercan Ercan çabuk. Bir mikrofon verdin o da sesi çıkmıyor. Seri. Böyle güzel bir program için sonsuz teşekkürler. Sıradaki türkü bütün bulancaklara gelsin. Mücahit Kızıltaş demiş. Selam olsun. MKD merhaba Cano Hanım. Ben Kahveci Bayram. İyi yayınlar. Hasan Gümüş abimizden unutamam parçasını söylerse sevinirim demiş. Vay Bayram kardeşime bak. Selam abi. Buradan selamlar gönderirim kendisine. Valla o da izliyor. Cezalı. Salı günü göremedim onu. O cezasını. O biraz işlerim. Çok değerli kardeşim. O da selam başım olsun. Başım evet Gökçe Yaylacı Tiryaki. Sevgi Gökçe kardeşim. Bana mesajını ulaştırmış. Ablacığım iyi yayınlar. Yine güzel. Yine mutafasın. Mutafasın. Evet. Beyazlar çok yakışmış. Melekler gibi olmuşsun demiş kocaman. Öpüyorum seni Gökçeciğim. Kurban olurum sana sevgili Davut Tüfekçi. Çok değerli dostumuz. Cemal hocamıza bir mesajı var. Hemen okuyalım. İyi yayınlar. Şeker başta Cemal kardeşim olmak üzere. Herkese selam. Bir türkümüze gönderirseniz memnun oluruz demiş. Sıradaki eseri de türkümüzü de sizlere armağan edelim sevgili Davut abimize. Evet. Gökhan Okutan, Ordu Mesudiye Arıcılar Köyü'nden Gökhan Otukan aileme selam gönderir misin demiş. Selamlar olsun. Bütün burada. Okutan ailesine selam olsun sevgili dostlar. Efendim sevgili Zela. Hoş geldin dedik. Şimdi de güle güle diyelim canımın içi. İyi ki geldin. İyi teşekkür varsın. Ederim, çok rica ederim. Teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizler konuk ettiğiniz için Mavi Karadeniz ailesine ve ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize selamlar olsun. Her şey gönüllerince olsun. Çok teşekkür rica ediyorum ederim. Sevgili Ağır Top Hasan Gümüş. Öyle canım. Senin soyadın her zaman benim yüreğimde. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kurban olurum soyadın o gümüşlüğüne. Eyvallah. İnşallah. Zaten hepsi gümüş. Evet. Çok teşekkür ediyorum kardeşim geldiğin için. Söylemek böyle istediğin şeylerin var mı? Teşekkür ediyorum. Sevgili abilerime sana tüm dostlara teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. O zaman o güzel sesinden, o güzel yorumundan sana bırakacağım. Efendim, yine geldik. Bir perşembe günü programımızın sonuna. Haftaya perşembe günü efendim, yine biz sizlerle birlikte olacağız. Çok değerli sanatçı arkadaşım Paşa Sökmez burada olacak. Ve yine solist arkadaşım, çok değerli solist arkadaşım, bir bayan arkadaşım sürpriz burada olacak. Yine onun da sesine, yüreğine sağlık. Buradan ona da sürpriz olduğu için abla sürpriz dedi, söyleme dedi. Ben de söylemek istemiyorum. Ama Paşa kardeşime çok teşekkür ediyorum. Buradan selam olsun. Paşa Sökmez burada olacak. Biz yine sizlerle birlikte olmak için yarınki mübarek cumanız şimdiden mübarek. Evinize bol bereket getirsin efendim. Her şey gönlünüzce olsun, yüreğinizce olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Uzaktan yakından sürçülisan ettikse affola. Bugünlük de böyle kala. Allah'a ısmarladık. Görüşmek umuduyla. Yaralı bayramlar geçti. Mevsimler bütün anlamlarıyla gitti. Yüreğin koyu yerinden bürkenler kendi takvimleriyle gelip geçtiler. Unutmadık Halim, unutmadık. Topraktan çobanlı yıldızına dedin, geriye dönün seneler dedin. Her yer, her şey mümkündü. Nazım kadar coşkulu, Aragon kadar aşık, Bozra kadar yaralıydık. Unutmadık Halim, unutmadık. Umudunu kaybetmeyen şehirler, gökyüzüne karanlık keyfin örtük. Yıldızların delik deşik ettiği ölüleriz. Atsız ölüler, atları bir coğrafya ile yana yana yazılan. Gövdelerinizi unutmadık hiç yerinizi. Savaşlar ve farazlar çağırdı. Aynı silahlar kullandığımız, aynı bağlamayı, aynı türküyü söylediğimiz, aynı çarşılar, aynı kandı.
sevgiye ve kurşun açılmayan yüreklerden geçtik. Pus yataklarından dalmış bahçelerden gram tarihlere, uykuların çevik namlularını oğulları gibi seven, çocukları gibi koşup kırda gelincikler gibi gülümseyen, müsaade ve çocuklarını gördük, gelip geçiyorlardı tarihinin en uzun gecesinden. Pazarlarda aynı kan, aynı paranın değişik kokusunda, karanlık çarşılar aynı tarih her defasında, biz kaldık bu kadar işteyken hayatın, ölüme yakın duran, bir de on birlerin korkusunda haykıran, intifada, 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 iki güzelliğimiz vardı bizim ufkumuzda. Ve bir daha geri dönmeyen iki güzelliğimiz, iki türkümüz, iki sazımız, birini kurşunlar, ötekini offset baskılı resimler. Unutmadık Ali, unutmadık seni. Sen uçar zülümünden tercala.
Efendim merhabalar sevgili Mavi Kadeniz izleyicileri. Hepinize selam sevgilerimi gönderiyorum. Biliyorsunuz bir yaklaşık 15-20 günden beri sizlere bahsetmiş olduğum cennet çocukları vardı. Onlarla birlikte muhabbetlerimiz olacak demiştik. Onların yanına gideceğiz demiştik. Efendim biz bugün hiç erinmedik. Evlerimizden kalktık. Pendik'e kadar cennet çocuklarının bulunduğu yere kadar geldik. Biliyorsunuz Perşembe günüki yayınımda sevgili Ayten Hanım vardı. Bizlere cennet çocuklarıyla ilgili röportajlar konuşmuştuk. Çok önemli şeyleri sizlere bahsetmişti. Bununla ilgili bugün daha detaylı, daha iyi bir bilgi alabilmek için yerinde görmek amaçlı buraya kadar geldik. Cennet çocuklarının muhteşem neler yaptığını, size cennet çocuklarının ne olduğunu, amacının ne olduğunu sizlere bahsedeceğim. Ama onun öncesinde biz bugün nereye geldik efendim? Cennet çocukları Pendik'te yerimiz. Kurucularından Sayın Sercan Kayacı hanımefendiyi ziyaret ettik. Şu an buradayız. Kendisiyle bir merhabamız, konuşmalarımız olacak ve bunun akabinde sizlere veterilerimiz olacak. Onları göstereceğiz, muhteşem çocuklarımızı tanıtacağız ve sizler de bizlerle birlikte kalacaksınız. Efendim öncelikle ben bir merhaba diyeyim. Sevgili Sercan Hanım merhabalar efendim. Bizleri ağırladığınız, konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz öncelikle. Sizlere bir merhaba diyelim. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle biz size çok teşekkür ederiz. Bu engelli çocuklara karşı olan duyarlılığınızdan dolayı programınızda da yer verdiniz, buraya kadar geldiniz. Ayağınıza sağlık, sağ olun. Teşekkür ediyorum efendim. Şu an bizleri ekran başında izleyen sevgili dostlarımız ve bütün aileler için tabii ki cennet çocukların ne olduklarını sizler söyleyeceksiniz. Çünkü çok arkadaşlarımız, çok insanlar cennet çocukları deyince akla çok farklı şeyler gelebiliyor. Bunlarla ilgili bize biraz bismillah deyip biraz bilgi verirseniz şu an bizleri izleyen sevgili dostlarımıza da daha sonra geride kalan bütün detayları daha farklı konuşuruz diye düşünüyorum. Çünkü Ayten Hanım'la televizyon programında biraz konuştuk ama fazla kalamadık. Ayten Hanım'ın da yoğunluğundan dolayı sizlerden biz bilgi istiyoruz. Öncelikle bu kurumun kurulduğu tarih, neler yaptığı, amaçlarının ne olduğu, cennet çocuklarının ne olduğu ile ilgili sizden bilgi istiyoruz. Tabii. Biz 2007'de Esenyalı, Pendik Esenyalı'da faaliyete geçtik. Yaklaşık 5 yıllık bir geçmişimiz var. Özel Cennet Çocukları Rehabilitasyon Eğitim ve Merkezi. Özel Cennet Çocukları'nda engelli çocuklara yönelik işitme engelli, zihinsel engelli, bedensel engelli ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Milli Eğitim'e bağlı bir kurumuz. Devletin karşılamış olduğu 8 seanslık eğitim hakkı var çocukların. Grup varsa artı 4 seans. Toplam 12 seanslık bir eğitim hakkı var. Uzman kadromuzda çocuklara birebir eğitim veriyoruz. Alanında öğretmen arkadaşlarımız rehberlik araştırma merkezinden çıkan raporlar sonucunda BEP biriminin değerlendirmesiyle öğrencilerimizi, öğretmenlerimiz planlarını hazırlayarak bir yıllık bir çalışma başlatıyoruz. Peki efendim, dün zaten hep onu da bahsediyorum, onu da söylüyorum ama cennet çocukları deyince ekran başındaki sevgili dostlarımız, tabii burası bir dinleme tesisi değil, burası bir oyun merkezi değil, burası bir oyun parkı değil. Buradaki çocuklarımızın işitme engelli, zihinsel engelli ve başka bedensel engelli ve bunun haricinde başka şu an bildiğimiz kadarıyla öğrenci sayımız da var. Bunlarla ilgili de biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii. 25 personelle hizmet veriyoruz. 10 tane uzman öğretmenimiz var, uzman arkadaşımız var. 300 kapasitelik bir kurumuz. Bununla beraber servis hizmeti veriyoruz. Şu an 184-200 civarında raporlu öğrencimiz var. Bunun yanında aile eğitimi veriyoruz. Okullarda seminerler düzenliyoruz, derneklerde, mahallelerde, evlerde ev toplantıları yaparak engelli çocukların ilk önce tespit edilmesi, öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların tespit edilmesi, tanılanması, haklarıyla ilgili bilgilendirip bir hastane süreci var. Hastane sürecini de biz takip ederek daha sonra rehberlik araştırma merkezine yönlendirmesini yapıyoruz. Oradan raporu çıktığı zaman burada eğitime başlıyor. Sadece burası eğitim odaklı bir kurumuz. Bununla ilgili olarak sadece çocuklara değil, ailelere de hizmet veriyoruz. Ailelere verdiğiniz ders konumunu biraz açabilir miyiz? Ne anlamda veriyoruz? Hem halkımız da bilinçlensin diye düşünüyorum. Tabii. Şimdi bizim buradaki 40 seanslık eğitim dediğim gibi çok yetersiz. Bu ekip işi.
Biz bu eğitim sürecine mutlaka aileyi de dahil etmek istiyoruz ki güzel sonuçlar alabilmek için. Aile eğer bilinçli olursa burada yapmış olduğu çalışmaları aynı şekilde evde devam ettirebilir, çocuğuna çalıştırabilir. Çalıştırınca da daha hızlı bir başarı, daha hızlı akranlarının seviyesine çıkarma şansımız daha yüksek oluyor. Aile Pendik bölgesi, bu bölge özellikle bizim Pendik'i seçmemizin, tercih etmemizin sebebi merkezdeki aileler daha bilinçli olduğu için psikolojik danışmanlıklar alabiliyorlar, sosyoekonomik durumları daha müsait. Ama bu bölgede maalesef bu sosyoekonomik durumların düşük olması nedeniyle bu tür haklarından çok fazla faydalanım, çok fazla bilinçli ailemiz yok. Evet. Bilinçli aile olmaması nedeniyle de biz çalışmalarımızı aileye gerekirse evde gidip bilinçlendirme, işte çocuk tanılama nasıl olur? Yani bir çocuğun öğrenme güçlüğü olduğunu nasıl fark ediyoruz? Burada erken teşhis çok önemli. Erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayarak aileye işte çocuğuyla ilgili nasıl tanıyacak? Yani bir çocuğun öyle çocuklar var ki 4 yaşında, 5 yaşında ama hala işitme engelli, aile bunu fark etmemiş. O yüzden biz sadece kendi öğrencimize değil, öğrencimiz dışındaki bölgemizdeki ailelere de hizmet veriyoruz. Bu tür seminerler düzenli olarak yaparak bu seminerlerde işte çocuğun diğer yaşıtlarından farklılığı varsa mutlaka bir uzmana başvurması gerektiğini, çocukta işte aşırı hareketlilik, aşırı sessizlik, tırnak yeme, korkular, fobiler neden kaynaklanır, tedavisi nedir? Bununla ilgili olarak alt ıslatma, bununla ilgili olarak düzenli olarak aylık ailelere vermiş olduğumuz seminerler var. Çocuk hakkında bilgilendirmek amaçlı, çocuğunu tanımasıyla ilgili olarak. Bize ilk önce bazı çocuklarımız var, hastane raporu elinde mevcut olan çocuklar. Özellikle bilinen işitme engelli çocuk doktora gitmiş, KBB'ye, KBB sonucunda işitme kaybı olduğu ve cihazı olduğu tespit edildiği zaman çocuk hastane raporuyla rehberlik araştırma merkezine müracaat ediyoruz. Orada arkadaşların, pedagogların, uzman arkadaşların almış oldukları testler sonucunda uygunluğuna karar veriliyor. Karar veren merci rehberlik araştırma merkezi. Rehberlik araştırma merkezi bir yıllık rapor veriyor. Bu çocuk özel eğitimden rapor alabilir. Aylık 8 seans veya grubu varsa 12 seans olarak bunun raporunu, amaçlarını, ihtiyaçlarını, performans değerlendirmesini yapıyor. O raporla bize geldiği takdirde biz direkt kaydını yaparak bununla ilgili çalışmalara başlatıyoruz. Direkt kaydını yapıyoruz. Eğer çocuğun raporu yoksa hastaneden, ki az önce bahsettiğim aileyi bilgilendirme noktası, biz hastanelerde, derneklerde, işte mahallelerde ev toplantıları yapıyoruz. Toplantılarda anlatıyoruz. Yani farklılıkları anlatıyoruz. Çocukla diğer yaşıtlarından farklı davranışlar sergiliyorlarsa eğer mutlaka bize başvurmaları gerektiğini, bize başvurdukları takdirde çocuğu uzman psikologumuz tarafından teste tabi tutuyoruz. Teste eğer psikologumuz evet bu çocuk uygundur, zeka testi uyguluyor, problem gördüğü takdirde hastaneye yönlendirmesini yapıyoruz. Çocuk psikiyatristinden tekrar hastanede değerlendirmesi alınıyor. Heyet raporu sonunca aynı şekilde rehberlik araştırma merkezine başvuruda bulunuyoruz. Bu işlemlerde biz yardımcı oluyoruz. Veliye götürüp getirmekte, hastane işlemlerinde tamamen biz yardımcı, arkadaşlarımız yardımcı oluyor. Çocuklarımızla, onlarla da biraz muhabbet edelim, onları da biraz gezelim. Bakalım bugünkü dersleri nelermiş, biz bugün buraya kadar geldik. Bugün nelerle uğraşıyorlar, onları da biraz gezelim, ondan sonra devam edeceğiz. Büşra, haydi öpücük atıyoruz. Abi! Evet. Merhaba, tanışalım mı seninle? Tanış. İsmin ne senin? İsmim Murat Kukurmut. Bana Fatma'nın oğlu derler. Fatma'nın oğlu derler, güzel. Sen türkü söylüyormuşsun. Bir tane söyle bakalım. Karadağın eteğinde uçan bir kelebek olsam, türkü olsam dillerde, cana cana söyle bana nereye gidem? Biz şu anda Rümeysa'nın bacağın arka yüzündeki kısalan kaslarına germe yapıyoruz. Rümeysa'nın surat ifadesinden de anlaşıldığı üzere biraz canı yanıyor biz germe yaparken. Rümeysa'daki eklemlerinde bizim kontraktür dediğimiz hareket kaybını en aza indirmek için pasif eklem hareketi dediğimiz eklem hareketlerini yapıyoruz. Aynı zamanda bundan daha sonra da
Rümeysa'nın aktif olarak rol alacağı kas kuvvetlendirme işlemlerini yapacağız Rümeysa'da. Söyleşimize biz tekrardan devam ediyoruz şu anda. Buradaki çalışan bütün öğretmenlerimiz, işte psikolog, psikiyatri ve dalların farklı farklı olması ile ilgili sevgili Sercan Hanım'dan tekrardan bilgi almak amaçlı tekrar onu rahatsız ettik. Bize buradaki çalışan arkadaşlarımızla ilgili bilgiler verirseniz. Burada özellikle eğitim odaklı çalışıyoruz. Eğitim odaklı çalışarak personelimize o noktada çok güveniyoruz ve bu konuda özellikle bu işin gönül işi olduğunu, her şeyden önce gönül işi, gönülden çalışmak isteyen arkadaşlarla çalışıyoruz, gönüllü çalışan arkadaşlarla. Burada dikkat ettiğimiz şeyler personelimizin alan mezunu olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Yani genç, alan mezunu, deneyimli, tecrübeli arkadaşlarla çalışmaya çalışıyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz. Bunun yanında sosyologlar çalıştırıyoruz. Rehberlik servisimiz var. Rehberlik servisimizde sosyolog, psikolog, aile danışmanları hep beraber çalışıyoruz. Her çocuğumuzun eğitmen danışmanı var. Yani her çocuk için mutlaka danışman eğitmeni var. Danışman eğitmen birebir dersleri dışında çocuğun evdeki ve sosyal hayattaki, dışarıdaki, okuldaki derslerini de takip ediyor, yaşantısını da takip ederek bir ekip çalışması içerisinde yürütmeye çalışıyoruz. Bizim buradaki amacımız ilk önce meslek edindirme kursları. Dernek meslek edindirme kursları açarak çocuklara bir yapabileceği mesleğe yönlendirip daha sonra da kurmuş olduğumuz iş atölyelerinde çalışmalarını sağlamak. Şimdi kurmuş olduğunuz atölyelerden benim anladığım kadarıyla bu çocuklar ders seanslarının haricinde burada hem çalışıyor ve hem de ceplerine 3-5 kuruş, ailelerine de destek çıkabilecekler. Kendilerine de ve ayaklarının üstüne, ben ayağımın üstüne durabiliyorum konumuna getirmek amacınız. Doğru mudur efendim? Evet. İlk önce çocukların meslek bölümünü kurslara yazdırmak, kurslarda eğitimlerini almak, meslek edindirme kurslarında bu kursu açarak, daha sonra da bu kursu bitirdiği zaman yapabildiğine inandığımız işe veya öğrenmiş olduğu meslek üzerinde işte çalışmasını sağlamak, o iş atölyesini kurmak. Efendim ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizleri çocuklarla birlikte buluşturduğunuz, onlarla birlikte gezdirdiğiniz için. Şu an zaten bütün izleyicilerimiz bunu ekran başındaki sevgili dostlarımız gördüler. Ve inanıyorum ki bununla ilgili asla kimse duyarsız kalmayacaklar. Sizlerle irtibata geçecekler. Biz çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi öncelikle sizin duyarlı, samimi, içten yaklaşımınız için ayağınıza sağlık diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Bu perşembe günkü programımızda cennet çocuklarına yer vermek istedik. Haftaya perşembe günü efendim daha farklı konu ve konuklarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.